NBA hoş geldiniz. 2020-2021 NBA sezonu finali belli oldu sonunda. Tabii yorulduk iki ay. iki ayın sonuna geldik neredeyse. İki aylık sürecin daha doğrusu bir buçuk ayını bitirdik. Son 15-17 gün civarı bir şeyimiz kaldı. Ve Phoenix Suns Milwaukee Bucks finali ortaya çıktı. Ne olacak final? Daha önce hani konferans finalleri nasıl geçti? Finalde ne bekliyoruz? İki takımın birbirine karşı ne gibi e, avantajı dezavantajı olacak bu videoda biraz onları konuşacağım. Ama öncesinde tabii hem Phoenix Suns Clippers serisine biraz değineceğiz hem de Milwaukee Bucks Atlanta Hawks serisine. Aslında iki seride de yine e, bu sezonun en büyük sıkıntısı bu sezonun playoff'larının en büyük sıkıntısı sakatlıklar. Serileri etkiledi etkile diyemeyiz ama e, yine de bence iki güzel seri izledik bu sakatlıklara rağmen. Milwaukee Bucks Atlanta'yı geçti. Phoenix Suns Clippers'ı geçti. Clippers'la başlayalım. Hani Suns ve Bucks'ı zaten final bölümünde detaylı konuşacağız ama e, Clippers'a biraz değinmem lazım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bence Paul George özellikle de Kawhi sakatlandıktan sonra böyle bir 5-6 maçtık. Kawhi'la e, Kavai, Kavai da beraber artı ondan sonraki dönemde gerçekten bir redemption, bir e, artık bir günah çıkarma, bir kendine gelme. E, yılların o playoff P işte ee, ne bileyim pandemi pi falan <laughs> muhabbetlerinden kurtulacak Bir playoff geçirdi bence hakkını vermek lazım yani Gerçekten e, takımı Geri geldiğinde skor tarafında artık tükendi ve skor üretemediği tarafta savunmada, savunmada da artık tükendiği anda Daha oyunu yönlendirerek vesaire Bir şekilde sahada etkisini gösterdi. Evet kötü oynadığı maçlar oldu mu oldu ama burada artık şeye kızamıyorum yani Özellikle son maçta ne kadar yorgun oldu zaten. Clippers takımının ne kadar yorgun oldu çok belliydi. Burada hem Clippers'e hem e, Lu'ya da e, aslında bir yorum yapmam lazım. Çünkü Lu'yu bu playoff'ların başında açıkçası hiç güvenmediğim, ciddi hata yap yapmasını beklediğim e, ve belli bir noktanın ötesini yine göremeyeceğini düşündüğüm bir koç olarak tanımlamıştım. Hatta işte Ibaka konusunda kızıyorduk ki Ibaka sonra o da sakatlandı. Sonra sakatlan içinde şunu düşünmeli Ama Clippers açıklama yapmıyor. Bu da ayrı bir konu. Kawhi konusunda da doğru düzgün bir açıklama alamadık. Ibaka konusunda da sakatlığın ciddiyeti konusunda da meğerse zaten sakatmış. Yani onu da söylüyorduk. Yani sakat ve oynayamıyorsa okey tamam çok sıkıntı yok ama sakat değil ve bu kadar az oynuyorsa büyük sıkıntı diye. Zaten sakatmış. O da gidince Kawhi bir de üstüne eklenince zaten Clippers'ın aslında bütün bu sezon için hazırladığı işte Batum, ibaka ikilisinin de gelmesiyle hazırladığı ve artık playoff finallerine hedeflediği o savunma yapısını oluşturacak 5'ten e, çok kritik 2 oyuncuyu kaybettiler. E, böyle olunca da üstüne tabii Zubac da sekti ama Zubac'ın eksikliği ne kadar önemli olacaktı? Bu tartışılır. Ha rotasyonu rahatlatmak, e, yorgunluğu yumuşatmak için önemliydi tabii ama e, yine de evet, sizi finale götürecek ya şampiyonluğa getirecek oyuncu tabii ki Zubac değil. Bunlara rağmen bence Lu kesinlikle ve kesinlikle geçen seneye göre Dark Rivers'ın başaramadığı takımı artık o son özellikle Denver serisinde 3 birden 4 3'e gelen seride tak motive etmek, oyunda tutmak, doğru rotasyonlarla takımı bir araya getirmek, doğru beşleri seçmek, diyalog konusunda çok geride kaldığını daha net gördük. Lu burada büyük bir sınav verdi ve geçti. Ha teknik taktik konularda hala tartışacağımız şeyler var. Yani işte e, dördüncü maçtaki belki işte Zubac'ın süresi, e, daha önceki seriler Dallas serisinin başında ısrarla yine Zubac'da oynaması ve oradaki kararları biraz geç alması. Ha tabi bunlar çok kolay değil. Tabi teknik ekip olarak yine çok iyi iş çıkardılar. Hatalarından döndüler en azından. Hatalarından dönmeyen koçları yıllardır izliyoruz. Bucks bile hatalarından döndü. Yani <laughs> Buda bile... Full olmasa da belli hatalarından dönmek zorunda kaldı artık ya da ne de, nasıl dersiniz ya dönmek zorunda kaldı ya döndü. Lu burada biraz dönmekten farklı bir şey yaptı. Yani hatalardan dönmekten çok. Men, işte Terence hazırladı oraya soktu. İki senedir ortalıkta bile olmayan bir oyuncu. Tabi sezonda da kullandı onu. Sezonda da katkı almaya başlamıştı. İşte Paul George'un özellikle işte takımdan Harrell ve Lou Williams'ın ki onlar zaten Paul George'a cephe alan bir taraf oluşturuyorlardı. Paul George'u daha iyi bu takıma adapte etti. Bazı rolleri kabullenmesini sağladı. Kavay'ın da keza öyle. Ve kesinlikle şunu daha net görüyordum. Kenara baktığımda Dark Rivers'ın Paul George ve Kavay arasındaki diyaloğu ile Lou'nun diyaloğu arasında ciddi fark var. Yani Lou'yu evet birazcık karikatür hale getirdik. Biraz da bu tabii LeBron James'in de etkisiydi The Cleveland döneminde. Ki LeBron James zaten herkesi her an karikatür haline getirebilir. O da ayrı bir konu. Ee, ama bu sene gerçekten kenara baktığımızda böyle çok daha iyi bir diyalog kuran bütün oyuncuların yani Reggie Jackson da daim Reggie Jackson da kendini açtı. Ya yani DeMarcus Cousins bile bir 15 sayılık performansla işleri değiştirdi 5. maçta. Yani evet savunmada berbat durumdaydı ama herkesten bir şeyler almayı başardı sahada. Hep diyoruz, "Koç bu oyuncudan bir şeyler almalı." Ee, bir önceki videoda biraz bundan aslında bahsettim iletişimden. Koç bir şeyler almalı demek yine şu değil. Evet İbaka e, Ibaka Bey sahaya çıkıyorsunuz. Şimdi sizden 5 rebound istiyorum. 6 sayı yaparsanız. 2 de asist eklersiniz. Sizin yemek videolarınız da var biliyorum. Aman oradaki boğalı yemeği yemeyelim. Biz hani daha güzelini yiyelim sayenizde. Hani ellerinizden öperiz falan deyip. Böyle sahaya sürerseniz bu bir şeyler almak değildir. Oyuncuyu hazırlamak. Sahaya çıktığında onu yapacağına inandırmak. Maç öncesi konuşması, devre arası konuşması. Yani bunlar tabii yine gaz konuşmaları değil. Doğru şeyler istemek, hatalarını söylemek. Ya biraz açık olmak oyuncuyla. Ya oyuncuyu böyle pohpohlamakla onu açık olup doğruları söylemek ve ne yapması gerektiğini anlatmak gibi artık videolarda da çok hızlı oluyor sağda. İşte burada bir ekip başarısı, Lu'nun diyalog başarısı ortaya çıkıyor. O yüzden evet, Clippers bu seride erendi. Ee, Ibaka sakattı, Kavai gitti ee, Zubac'ı da kaybettiler Zaten sağda da artık Yorgunluktan bitmiş durumlardı İki tane çok ciddi Dallas'e zaten onları çok yıpratmıştı Derken elendiler ama dediğim gibi, Bence e, hak ederek bir elenme oldu Zaten e, Paul George'suz iki maçta Pardon Chris Paul'suz iki maçta 2-0'a düşmeleri onlar için sıkıntı oldu. İkinci maçı son topta kaybettiler. Çok basit bir hataydı ama ciddi bir hataydı bu. Basit basit gözükmesine rağmen diyeyim. Sonraki bölümde işte dördüncü maç 84-80 biten burada Paul George 6 faal kaçırdı. İkisi zaten sondaki en kritik faaller. Ki bu maçlarda şuna değinmem lazım ki Phoenix bölümünde birazcık Chris Paul'a da hem olumlu hem olumsuz parantez açacağım. Bu maçta %27'de falan olup berbat şut attı. 6'da 0 üçlük attı. Neredeyse maçı veriyordu Chris Paul kendi elleriyle. Karşılıklı hatalar derken oradan çıkınca zaten 2-2 olsaydı belki farklı bir son görebilirdik. ama 3-1 olunca bu kadar yorgun bir Clippers'ın dönmesi çok zor oldu tabii ki. Ve e, elendiler. Ha bundan sonraki yıllarda ne olur? İşte Kavay'ın şimdi sözleşmesi geldi. Ona bakacaklar. Bunları yine off-season'da konuşacağız zaten başka ekler yapacaklar mı? İşte rotasyon derinleştirecekler mi? Geçen seneye göre yaptıkları hamlelerin işte Batum, Ibaka ne kadar faydalı olduğunu en azından görebilme şansları oldu. Kullanamadılar belki bir kısmını ama umarım seneye bunları da kullanıp daha iyi hale gelebilirler. En azından daha değerli toplu ne yapmak istediğini bilen savunmasını çok doğru seviyelere çıkartabilen bir takım gördük. Ki Dallas serisinde en büyük hataları orada yaptılar. En çok yıpranmayı da orada yaşadılar. Bunu da yine unutmamaları lazım. Biz hani nerede hata yaptık diye bakarken işte sizi playofflarda yıpratacak işler özellikle 4 3lük seriler ilk turlarda oynarsanız çok zorlanmaya başlıyorsunuz. O yüzden ilk turları hızlı geçmek, ilk turlarda olabildiğince agresif olmak, e, kalmamak çok önemli. Lakers tane hataya düştü. Sonra zaten sakatlık gelince onlar da elendiler. Şimdi belki de işte o seri 4 3e uzamasa, 4-1 bitirebilecek kadar dikkatli oynasalar, Zubaç'tan belki erken vazgeçseler, kısa rotasyonda dallası daha boğacak iyi bir savunmaya erişselerdi, işler farklı olacaktı. İşte bunlar hep e, öz eleştiri olarak yapacakları, yapmaları gereken e, eleştiriler deyip Clippers konusunu e, kapatıyorum. Tabii Clippers'la ilgili dediğim gibi yani daha çok konuşacağız. E, bu seriyle ilgili de aslında Hani ekleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ben yani tenismenden de bahsettim. Gerçekten inanılmaz katkı verdi. Onda da hani e, tenismenle ilgili şunu söyleyeceğim en son. Playoff geldiğinde takımların eskiden işte... ...ya rotasyonu daraltır keyfimize bakarızdan çıkmasının... ...ve bunu yaparken de elindeki oyuncuları seçtiği ikinci tur fark etmeksizin... ...artık ne kadar dikkat etmesi gerektiğini çok e, ortaya koydu, gösterdi. Tenismen ne kadar önemli katkı verebileceğini ama tabii bu çalışmayla oluyor. Yani kendi kendine olmuyor. Hadi ben ikinci turdan bir oyuncu seçtim. Hadi bakalım tenismen ol diyemezsiniz. Tek söyleyeceğim onun çemberdeki finishinglerine bakın. Gerçekten inanılmaz dengeli. Yani çok çalıştı o kadar belli ki koru ne kadar güçlü. Havadayken ne kadar doğru karar alabiliyor. Bunlar birçok genç oyuncu için çok zor işler. Çok iyi çalışmış. Zaten dediğim gibi diğer bir önceki videoda biraz bahsetmiştim. Annesinin de koç olmasının burada tabii ki büyük desteği var. Umarım daha da iyi yerlere gelecek. Evet, sansa zaten final tarafında geçeceğim dedim detaylı olarak. O yüzden biraz da Milwaukee Bucks Atlanta serisinin Atlanta tarafına değinelim. Zaten Atlanta için diyecek bir şey yok. Nate McMillan'la hemen hemen hızlıca hiç düşünmeksizin daha kapıdan çıkar çıkmaz sözleşme yaptılar şu dakikaya kadar durmaları bile zaten şeydi yanlıştı. <laughs> Interim koç olarak devam etmesi aslında bir hakaret gibi oldu son bölümde. Şaka bir yana tabii ki hemen sözleşme imzaladılar. Tabii onlara yangı kaybettiler bir noktada. Trae yangı kaybetmek onları çok zorladı ama Trae Young devam etse de ben bu serinin 4-1'e gideceğini düşünüyordum. Ki 4-2 bitti bu arada hani Yanis'in sakatlandığı maçta moraller iyice bitince bir anda sıfırlanınca Milwaukee o maçı toparlayamadı. E, ve zaten biraz daha erken pes edip çıktılar. Sonra da skor 4-2'ye geldi. Tabi burada Atlanta ile ilgili e, söylememiz gereken şeyler var ama yine bunları da off season'da daha detaylı konuşuruz. Artık rotasyonda Nate McMillan çok iyi verim alsa da ki koçun e, ve pardon oyuncuların özellikle de Wired konuşmalarında ya da Iı, dışarıdan gelen bilgilerde Nate McMillan'la çok mutlu oldukları, onları ıı, özgüven olarak çok yükselttiğini söylemişler. Bunu hissettik sahada. Yani Collins bile bir noktada daha ne yapacağını bilerek daha kendine göre koydu. Hörter çok acayip performanslar verdi. Philadelphia serisinde de bu seride de. Ee, hani bunu toplam performans olarak söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Çıkıp 30 attı 40 attı anlamında değil. Gerçekten sahada ondan ne isteniyorsa o anda ne lazımsa maksimumda da vermeye çalıştı. İşte bu özgüvendir. Ha sonucu çok iyi çıkar çıkmaz. O çok yapacak bir şey yok. Genç oyuncu olduğu için zaten onu bir yere kadar sineye çekebiliyorsunuz. Normal bir kredi alanıdır bu. Treyan keza öyle. Bogdanovic çok kötü bir duruma düştü. Rotasyon maç içinde rotasyonların dışında kaldı. Diz sakatlığından kurtulamadı. Acı çekti falan. Ama yangın yokluğunda o da sorumluluk almakta hiç çekinmedi. Bu mesela önemlidir. Çok sinen oyuncu görüyoruz. Mesela daha geçenlerde Türkiye Yunanistan maçını izledik canlı yayında. Girmeyeceğim o maçı. O maçın tartışması çok uzar ama ya yani şunu şunu özellikle söyledim o maçta. Altyapıdan özgüvensiz gelen, altyapıdan fundamental olarak eksik gelen ve bunun özgüvensizliğini de ekstra olarak mental özgüvensizliğin yanına ekleyen kısa oyuncularımızı gördüğüm zaman artık üzülüyorum. Bıktım üzülmekten bıktım çembere gitmekten korkan, bir tane bile floater deneyemeyen, yani blok yemekten korkan, farklı şeyleri sahada yapmaya çalışmaktan çekinen oyuncuları görmekten çok sıkıldım. İşte NBA'deki fark koçların, oyuncuların Avrupa'ya göre belki de önemli farkı bu özgüven konusu. Ve bunu cidden koç, sizde artı 5 ise koç artı 15 yapıyor. Atlanta'da bununla ilerledi zaten. Yani Galinari kenardan geliyor ne yapacağı belli tak tak işini yapıyor giriyor girmiyor devam Capela savunma hücum Çemberde bitiriş Yardımlar birebir savunma yani Yanis'i falan savundu belli anlarda evet ne kadar iyi savundu evet bir maç çok iyi savunmaya çalıştı belli bir periyot fena savunmadı Diğer maç çok iyi savunamadı ama Görevini yapmak için her şeyini veriyordu sağda i̇şte Bu iş karşılıklı olacak Zaten oyuncu İkna olursa koç da e, ipleri bakın iplerimiz elinde iplerim elinde, elimizde işte sizi biz kontrol ediyoruz ha yani akıllı olacaksınız falan değil de doğru diyalogla iletişim kurarsa zaten sonuç Atlanta oluyor. Yani o kadar takımın kavga etti işte Philadelphia'nın Nets'in bilmem neyin kavga ettiği ortamda tartıştığı ortamda Atlanta mis gibi genç kadrosu ve umut vaat eden da buraya kadar geldi. Peki şimdi ne olacak? Tabi burada işte tercihler artık daha teknik konularda tercihler. işte Capella, Collins ikilisi sağda olduğunda birazcık eşleşme sorunu yaşıyorlar. İşte Milwaukee Bucks mesela bunu kullandı. Yani takımı kısalttı. E, mecburen Collins böyle gidip e, deli falan eşleşmek zorunda kaldı Saç çok zorlandı. Hücumda da savunmalı da, çok zorladılar onu. Yani e, e, John Collins'i kenara da atamıyorsun. Direk direkt 5'e koysan bu sefer çember savunman çok düşüyor. E, e de bütün maç barındırman çok zor. Evet bazı anlarda çember savunman güçlense de e, bire bire geldiğinde bir kısa aldın bir mismatch geldi. Orada da zorlanıyorsun. Artık bunlar biraz direnme almaya başlayabilir Atlanta için. E, o yüzden ben baştan çözmeleri gerekli. Yani Collins'e kontrat verecekler mi? Kapele takas mı olacak? Oysa Kapele kalacak Collins gidecek mi? Bunlara çok dikkat etmeye lazım. Çünkü gerçekten iki tane de çok iyi. Bu sene çok oynatamadıkları ki son iki maçta da e, iyi verim aldıkları oyuncuları var ellerinde. Yani bunlardan bu oyunculara tekrar e, döndüklerinde kalabalık olursa kaldır. İşte orada Cambridge'e, e, Hunter'a yer açamazlarsa bu sefer bütün oyuncuları top kullanma açısından mutlu etmek zor olabilir ki bunun tartışması sonunda ki Lou Williams da orada hala yani Lou Williams da bilmiyorum yani seneye devam edecek mi ama Atlanta'yla eğer o da kalırsa tam rotasyonda bench okey zaten Galinari işte Lou Williams buradan gelmeyi kabul edecek oyuncular ama işte Bogdanovic ikinci oyunculuktan tekrar rotasyonda bu kadar geriye düşmeyi pek kabullenemeyebilir yani işte Trae Young Bogdanovic Reddish, Hunter ve işte 5. oyuncu. İşte burada bu böyle bir 5 oluşacaksa buna göre çok doğru tercihler yapmaları lazım. Ki Okongwu da bu seride bence birebir de Yanis'i bile savunurken yer yer çok iyi katkılar verdi. Onun da geleceği parlak. Ya yani onu da o da düşünüldüğünde bence 5 oynatacak. 5 yani rolü verilecek oyuncu için çok dikkatli bir tercih yapmaları gerekiyor. Umarım burada doğru tercihi, kendine uygun tercihi yaparlar ve devam ederler. Yine Atlanta'da zaten off-season'da detaylıca konuşacağız. Burada da bence e, Trae da hemen bir analım. Özellikle ilk maçta yani Lopez'in oluşturduğu gepe çok iyi hücum etti. Burada çok ciddi hatalar yaptı Milwaukee Bak savunma konusunda Switch'te kararsızlık maçın sonuna kadar <laughs> kısa beşe dönmeme falan bunlar çok sorun yaşadılar. Ve resmen göstere göstere verdiler maçı. Zaten çok rörentide e giden bir ilk yarı oynamışlardı ilk maçta. İkinci yarıda iyice e, yangın alanını açıp Hareket alanı verdiler ve patlattı. Onun orada biraz daha işte e, geliştirmesi gereken topsuz oyunlar. Yani topla çok oynadı, o da çok yıprandı çok göründü. Üzerine sakatlığı da geldi. Zaten son maç sakat çıkınca çok bir verim alamadı. Ama ondan öncesi için konuştuğumuzda Milwaukee Bucks'ın önlemlerine karşı da çok verimli olamadığı anlar oldu. Neydi bu önlemler? İşte kısa oyuncuyu screen'den kurtarmaya öncelik vermek aslında ağırlığı alttan geçmeye verip e, Trey olabildiğince uzak mesafe şuta ittiler. Evet bu mesafelerden çok yüzde de bulabildiğim maçlar oluyor ama Bucks orada risk aldı. Yani risk aldı ve yüzdesiz oynamasını ya da belli sayıda ya belli bir oranda onu kitlemek istedi. Çünkü şöyle bir durum var. Dışarı ittiğiniz zaman yangı eğer içeride kendi üretemezse bütün savunmanın dengesini bozuyor. En azından dışarıda tutup onun içeri girmesini engellerseniz sadece kendisiyle baş başa bırakıyorsunuz. İşte burada yangın geliştirmesi gereken iki konu ortaya çıkıyor. Bir bu kadar uzakta kaldığında ilk opsiyonu şut olabilir her zaman ama tek opsiyon olmamalı. O yüzden de Atlanta'nın belki de işte e, bu pick and roll konumuna göre hemen topsuz oyunu yaratabilmesi gerekiyor. Ya da ikinci opsiyon üstten geçtiğinde kısa oyuncu yang içeri drive ettiğinde bundan sonrasında da işte daha doğru tercihler yapması ve belki de topu verip hızlıca dolaşım başlatıp kendisinin topsuz bir şekilde ekstradan savunmayı bir daha yıpratması gerekiyor. Çünkü bak savunması yarı sağda çok yoğun bir savunma. Özellikle de geçen sene savunması çok iyi gözükürken çok hatalar yapabileceğini söylemiştim ve yapmışlardı. Ama bu sene Juroldey ve Takır ikilisi Takır inanılmaz bir hasıl koyuyor ortaya ki yine bahsedeceğim final eşleşmesi için çok önemli. Ee, o yüzden hani onu bozmak için böyle yoğun bir savunmayı bozmak için ikinci bir sağdaki ikinci bir hareketi ikinci bir opsiyonu da kendisine yüklemesi lazım. Trey o zaman zaten Atlanta bir sınıf belki de iki sınıf daha atlayacak. Evet Atlanta'yı sene yine çok e, heyecanla izleyeceğim takımlar arasında alacağım. E, her sene böyle bir takım ki bu sene de bence çok güzel maçları olmuştu ve sezonda izlemekten keyif aldım takımlardan biri sakatlıklarına rağmen. Umarım seneye full sağlıklı kalırlar ve daha çok izleriz. Bence bu playofflarda beklediğim, e, sürpriz olabilecek dediğim konulardan birini Atlanta yaptı, cebine koydu. Elendiler ama bence zaten olabilecek maksimum aldılar ki Trey Young'ın açıklaması çok manidardı. E, playofflar başka bir şeymiş yani çok zor abi. Burada oynamak çok zor, <laughs> çok zor iş. E, gerçekten acayip bir ortammış dedi. O da bu tecrübeyi kazandı. Bakalım gelecek yıllarda daha iyi yerlere gelebilecekler mi? Evet şimdi gelelim esas konuya. Final eşleşmesi. Phoenix Suns, Milwaukee Bucks. Ne yapacak bu takımlar? Ne olacak? Bunların arasında neler olabilir? Bir aşk doğar mı? Nefretten bir e, sevgi doğar mı bu takımlar arasında? Yok bir nefret falan yok tabii canım. Bu şu an inanılmaz boş yapıyorum. Çünkü notlarımı hazırlıyorum ve evet. E, yani aslında Suns'la başlayalım. Suns'ta Suns'ın özellikle Bucks'a karşı zaten normal sezonda da en yüzde 17 yer olan en büyük avantajı olan orta mesafesi. Hem Booker'ın hem Chris Paul'un. Ya hatta hatta yeri geldi Cameron Payne'in. Ya bu bu mesafe işte maçın ben e, serinin kaderini belirleyecek. Hani evet modern oyunda abi ne diyorsun orta mesafe falan ki hala modern oyunda şöyle işte spikerler hala NBA'de Aa, uzun üçlük attı falan seviyesinde konuşmaya bayılıyorlar. Bilmiyorum ben de çok tekrar ediyorsam söyleyin ama hani orta mesafe burada ana stratejiden çok aslında savunmayı bozacak ve biraz zoraki kaldığınız ve zoraki kaldığınızı üretmek ol, o, üretmenizin şart olduğu bir alan. Çünkü neden Phoenix Suns için önemli? Phoenix Suns Clippers serisinde zubaç oyundayken özellikle de Chris Paul'la ya da Booker'la işte Booker pardon Booker'a e, çok yoğun savunma gelirken Beverly'den o da buraya tıkanmak zorunda kaldı. Çünkü ne oluyor abi? Screen savunması. Screen savunmasında çok hareketli bir uzununuz yoksa show up'ı çok yapamıyorsunuz. Yani hemen çıkayım onu kısa oyuncuyu durdurayım. Kendimi göstereyim yani show'umu yapayım. Hemen recover edeyim geri döneyim. Burada artık kısa oyuncular özellikle Doncic gibi Chris Paul gibi çok iyi pas yapan oyuncular varsa hemen pası çeviriyorlar. Çok e, iyi değilseniz çok çabuk değilseniz. E, koçlar bunun riskine çok girmiyor. Çünkü bir anda iki oyuncu ellerinizle teslim etmiş oluyorsunuz savunmada. Ama bu en etkililerden biri. Gerçekten iyi yapabilirseniz devamında sıkıştırma da getirebileceğiniz için çok etkili olabilir. Ama hem çok yorucu hem çok riskli hem de maçın e, her anında kullanamayabilirsiniz. Ama ben tercih ederim. İkinci konu zaten switch. Yani switch yapabiliyorsanız okey. Şimdi Bucks'da burada geliyoruz Phoenix en büyük silahını. Bucks switch yapacak mı? Özellikle 5. maçta Yanis'te devreden çıkınca Lopez bile her şeyi switch etti. Ben de orada şunu sorayım. Yani, Budenhozer yani hocam yani gerçekten iki sene önce de sen bu oyunculara belli savunmaları güve, yapabileceğine güvendin. Evet orada Middleton zaten berbat oynadı o Toronto sayısından bahsediyor. Kavaylı Toronto'ya karşı. Başka sorunlar da oldu ama bunları bu kadar güvenip niye yaptırmadın? İşte burada artık elin sıkışınca mı yaptırmak zorundaydın? Evet anlıyorum. Yanis oyundayken orada da pick and roll tercihleri farklı. Yani Yanis de her zaman switch'e çok hızlı tepki veremeyebiliyor. Hatalar yapabiliyor. Ama onun ilk adım uzun olduğu için screen'den daha rahat kurtulabiliyor. Şimdi Lopez'in öyle bir şansı da yok. Şimdi switch konusunu burada yaparken de Tabi Treyang'ın olmadığını unutmayalım. Yani Treyang olmadığı bir süreçti bu. Şimdi yine yapmayabilirler. O yüzden Noz'un burada çok ciddi bir karar alması lazım. Eğer Lopez'i ben oraya koyarsam, Aiton sıkrınlarını Lopez mesafe ayarlayabilecek mi? Çünkü bu sefer Yanis de eksik. Çünkü ilk maç şu an şüpheli. Muhtemelen oynamayacak. Serinin hangi noktasına dönebilir? Dönebilir mi? Ya da hiç dönemeyebilir mi? Bir, şu an net bir şey yok. O yüzden arkaya sarktığın anda, öne, öne girdiğin anda sağda yardım güçlü bir yardım getirme şansın yok. Burada Portis'i kullanıyor iyice aslında. Lopez Portis takır ikilisini üçlüsünü kullanıyor. Ama bu da ağırlaştırıyor takımı. Evet Meday e, Portis gerçekten Meday yani delirdi. İnanılmaz katkı verdi. Takdir ediyorum. İnanılmaz bir asıl katlı takırdan sonra takımı ama Sans çok da hareketli bir takım. Çok da hareketli bir takım. Yarı sağda da açık sahada da. Ve ama Chris Paul yokken. Yani şimdi işte burada ikinci direnmaya geliyoruz. Bu orta mesaf pardon ilk direnmaya geliyoruz. Orta mesafenin en önemli oyuncusu Chris Paul. Ama Chris Paul yarı sahayı çok yavaşlatıyor. Ve Bucks savunması yarı sahada. Yanis de yokken yavaş bir takım karşısında ister. İşte burada iki koçun da alacağı kararlar. Switch mi yapacağım? Drop yapıp gap o boşluğu vereceğim ve Chris Paul'un şutlarını alan açacağım mı? Yok Chris Paul'a yakın kalacağım. Ve Lopez'i geçmesine izin verdiğimde. Ama burada şurada var. Lopez kısa oyuncuyu geçirdikten sonra bu sene özellikle bu sene için bak tekrar vurgu yapıyorum bu sene için iyi savunma yapıyor hakkını vermek lazım bu gap'i verip yetişip kesebilir mi ya da orada engelleyebilir mi ya da arkadan iyi yardım getirebilir mi ama yardım gelirse de köşe şutörleri çok iyi sans Crowder Reblev gibi atabilir Cameron Johnson geliyor atıyor Bridges arada saçmalıyor evet Bridges'ın dengesizliğini belki Bridges'ın tarafını hapsedip ama burada Chris Paul'un ve Booker'ın akıllılık edip belki o tarafa değil de Crowder tarafına drive ederek bunu çözmesi gerekecek. Ya da orada işte Cameron Payne tarafına. Buralarda işte böyle bir stratejik savaş dönecek. Köşede kim var? Nereye gideyim? Hangi screen'i kullandım? Show up gelmedi. Drop geldi. Nerede kullanayım? İşte burada orta mesafelerde ne olacak? Ciddi bir kapışma olacak ki aynısı Aiton ve Aiton ve Sans artı Middleton Jirolde şutları içinde geçerli. Hele Middleton'ın şutları için çok geçerli. Middleton'ın burada özellikle de hem şut tehdidi hem de yine çok çabuk çember ekme tehdidi de olduğu için Aiton'ı bu sefer zorla daha çok zorlayabilirler Clippers'a göre. Yani buradaki koçların stratejik kavgasını bir göreceğiz. Bunu baştan söyleyeyim. Ee, ki Sans için bu daha önemli. Özellikle de dördüncü ve 5. maçta. Ha, şimdi Chris Paul'a geleceğim biraz. Evet Chris Paul Dördüncü ve beşinci maçta çok kötü oynadı. Yani dördüncü maç zaten çok yüzdesiz oynadı. Neredeyse maçı veriyordu. Bir şekilde aldılar. Fualler kaçtı. işte kritik şutlar girdi vesaire. Beşinci maç 6'da 0 üçlük. Ya yani bir önceki seride toplam 8'de 6 üçlük atan bir Chris Paul'dan bahsediyorum. Yani toplam 6 üçlük atan ama çok yüzde de atan Chris Paul'dan. Yine bir anda sakatlıktan dönünce oyunla kavga eden, tartışan, yüz, çok kötü yüzlerle atmasına rağmen maçı verme noktasına getirmesine rağmen kendini değiştirmeyen bir Chris Paul vardı ve bu çok zarar verdi verecekti yırttılar. Ama bu burada da bir iki yüzde parantez açmak istiyorum. Evet, bu Chris Paul'un başarısını küçümsemek için söylemiyorum. Yani kesinlikle son maç 7 üçlük performansı inanılmaz. Ya ona söyleyeceğim hiçbir şey yok. Web hepsi el üstü neredeyse. Ama bu bu riskli. Evet Hero Ball oynarsınız. Hero Ball size seriyi getirir. İlk maçı da Booker böyle oynamıştı. 40 sayı attı. Son maçta Chris Paul oynadı. 41 sayı attı bitirdiler. Buna ihtiyaç vardı bu arada. Çünkü Sans da panik panik olmaya başlıyordu artık. Tecrübesizlikten de dolayı biraz. Bu performansa söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bunu tartış tartışmaya bile açık değil. Mükemmel bir performans. Gerçekten playoff tane baktığımızda Houston'dan sonra ki Houston'da ikinci senesinde çok ciddi bir satış yaptı bence. Savunma tarafında özellikle. Ama bu performans inanılmaz. Ama diğer tarafa dönüyorum. Ya bu yapacağın 4. 5. maçta yapacağın hataları Bucks serisi kaldırmayabilir. Çünkü Bucks açık sahada daha hızlı bir takım. Yani Clippers gaza basana kadar biraz geç kaldı. Clippers tempoyu arttırdığı zaman zaten fast break arttı zaten, zaten domine etti. Boyalı alanı aldı zaten zaman zaten domine etti ama bunlar da hem yorgunluktan hem geç karar almaktan hem de istikrarlı yapamamaktan dolayı sorun çektiler. Bucks burada daha istikrarlı. Ama onların da eksisi işte Yanis yok. Şimdi çok kötü yüzdeyle işte ikinci konuya geldik. Orta mesafe şutlarından sonra ikinci konu. Düşük yüzdeler. Düşük yüzdelerle oynarsa Sans Bucks daha tehlikeli. Bucks yüz, küçük yüzlerle oynarsa Suns da daha tehlikeli Atlanta'dan. Evet Atlanta'da hızlı hücumlar buldu ama Suns çok daha hızlı bir takım. Çok daha rahat ve gözü kara e, geçiş şutlarını atıyorlar. Ve daha fazla atacak isim var. Gerçi Atlanta'yı düşününce aynı olabilir. Şimdi daha fazla demeyeyim. Evet Atlanta'da da çok isim var ama burada da çok isim var. Hepsi atabilir. Aiton'a hariç. Belki de o da atar. Bilmiyorum. O yüzden işte ikinci konuda da buradan stratejik değişiklikler. Chris Paul'un kesinlikle ve kesinlikle kendini kaybetmemesi lazım. Oyunla tartışmaması lazım. Yani burada basının iki yüzlülüğü var. Yani açacağım parantez oydu aslında. Yani basının iki yüzlüğü asla Chris Paul'un bu kötü yönünden bahsetmemeleri. Ya bugün işte Harden ne kadar tartışılıyor. Paul George yıllardır kavga gürültü. ...işte ee, LeBron James bile yani her seviyede tart eleştiri aldı. Lillard hala işte başarısızlığına rağmen pardon başarısını belli bir noktaya çekmesine rağmen elindeki kadroyla geldiği yerde ki ben de Lillard'ı çok eleştirdim zamanında. Hala da eleştiririm. Ama onun hatalarının eleştirilinde onun hatalarından döndüğünü görüyorum. Chris Paul dönmüyor. Yani böyle de bir ego. İnanılmaz. Ya yani hiçbir şekilde onun derdi bence bak çok bunu net söyleyeceğim. Biraz da bunu Koç'un gözüyle görüyorum. Derdi Sans'ın şampiyonu Derdi kendi şampiyonu. Bunu da pek bir tartışma da yok gibi bence. İşte bu pozitif yansıyabilir. Bakın gerçekten bu pozitif yansıyabilir. Bunu %100 olumsuz söylemiyorum. %50-50. Pozitif yansıyabilir. İnanılmaz 4 maç çıkarır. 4-0 da gidebilirler. Ama negatif yansırsa da işte şampiyonluk gider. Bunun bir ortası yok. Ya yani Hiro Hirobol'un böyle böyle bir ortası yok. Mesela Durant'in yaptığı başka bir şeydi. Bu kadar eksik takımla netsiz sürüklemesi başka bir şeydi. Chris Paul'un burada yapacağı başka bir şey. Ya da kötü yapacağı diyeyim. O yüzden çok dikkatli olması lazım. Booker'ı unutmaması lazım. Takımı devreye sokmayı unutmaması lazım. Çünkü Phoenix Suns'ın bütün şutörleri çok önemli. Köşe şutları de çok iyiler. Ve baksın bu playofflarda savunmada tepede olmasına rağmen bütün takımlar arasında en kötü yaptığı işlerden biri köşe üstündeki savunma ve buradaki en önemli ismi recover etme açısından da yani onu kaybettiler. Şimdi buraya Port ıı, takır kaldı ellerinde bir tek yetişebilecek. Belki biraz Portis. Ona da çok güvenmiyorum hala. O yüzden Chris Paul'un maçı en azından belli yerlere getirirken bütün oyunculara oyunu paylaştırması, topu paylaştırması çok kritik. Orta mesafede hapsolup eğer kaçırmaya başlarsa, sokarsa zaten sıkıntı yok. Tartışma orada bitti ama girmediği zaman oradan dönüşü uzatmaması lazım. Çok büyük risk olacak onlar için zaten iki takım da bir de hani bu yarı sağ savunmasına kaçmak için tempo arayacak. E sen yüzdeyi kaybedersen rakibe verirsin tempoyu. Yüzdeler çok kritik. Pikano savunması çok kritik bu seride. Ya artık playofflarda her seri de kritik de artık final geldi ve bu iki takımın iki büyük uzunu var. Ve Milwaukee Bucks'ın kısaya dönme ihtimali daha yüksek yani eksikliğine rağmen. Kısa beş yaratma ihtimali var. Ya Sans hiç denemedi. Ya Monty e, hep bekledim, hep sordum. O Crowder ya da başka birinin ya da Bridges belki deneme hiç, hiç girmedi o topa. Yine girmeyecektir. İşte böyle geldik. Bu şekilde oynayacağız. Söyle bir ha burada Aiton dezavantajı mı %100 değil. Aiton bazen belli oyunculara kalmış Switch'te fena kalmıyor. Hücumda da hareketli geldiği için daha rahat hareket eden bir uzun ve daha fazla gap yaratan işte o katlarla gelip arkadan geldiği için de, arkadan gelmenin avantajı da hem rebound hem de e, hem trailer gelirken hem de yarı sahadaki hücumlarda fark yaratabiliyor. İkinci konu Booker. Booker özellikle son maçta e, Monty çok önemli bir şey yaptı. Beverly onu bir önceki maçta çok iyi savunmuştu ama hep birebir kaldığında çok yakın kitleyip e, screenlerden de iyi çıkıp Booker'ı tamamen orta mesafe etmiş ve Booker'ın çok yüksek çıktığı şutlara sadece yetişememişti. Ve burada da Booker e, zorlanmıştı. Ama tabii bir noktada yüzleri bulduğunda açıldı. Bu sefer sorun şu. Evet Girolday ya da Middleton onu çok, rahat, çok iyi savunabilir. Ama Montelis burada çok akıllı bir şey yaptı. Booker'ın birebir topu verip savunmayı karşısına oturmasını bekleyerek hücum etmesini istemedi. Hep hareketli, screen'den çıkardı, hareketli verdi. Hand off'tan yet geldi, hareketli verdi. Topu alır almaz ya da top dolaşımda ona geldiğinde fake dribble yani hep hareketli kalmasını sağlayınca savunma bu sefer takipte kal kala, kala 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 yıprandı 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 ve Booker daha rahat etti. Şimdi Milwaukee Bucks savunmasını özellikle yarı sahada bozmak için Montium Cine Booker'ı e, çok daha hareketli kullanmanın yollarını arayacaktır. Bunu engellemek için özellikle Middleton iyi bir deny savunması, yani topu aldırmama savunması var. Topu aldırmaması çok önemli. Eğer topu aldırmamayı başarırsa Milwaukee Bucks bunu bütün maç yapamazlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Belli anlar için söylüyorum. Bunu başarabilirlerse bu oyundan düşürüp Chris Paul'a hapsederler. Ama burada da işte diğer konuya geliyoruz. Clippers da bunu hedeflemişti. Lou ile beraber. Yani Booker ve Chris Paul dışındaki oyunculara da ekstra şut vermeyelim konusu geliyor. İşte Burada da çok iyi recover'lar başlaması lazım. Bucks tarafına geçiyoruz. Bu üçlükleri iyi savunabilecekler mi? Evet burada takır. inanılmaz asıl gösterdi. Portis, yine Pat Cunnington, yine işte DiVincenzo ama DiVincenzo ve Yanis'in e, olmaması. Yanis'in burada üzerine basa basa söylüyorum. Özellikle bu topsuz savunmada bakın toplu savunmada hala eksiklikleri var Yanis'in. Bunlardan zaten bahsettim önceki videolarda. Ama topsuz savunmadaki önemi işte bu seride çok kritikti. Yani belki de Yanis'in en iyi fit olacağı, yani en iyi yerleşeceği, yap boz parçası gibi oturacağı seri bu olacaktı ama maalesef sakat çok da şanssız bir sakatlık geçirdi ama yani daha da ağır olabilirdi sakatlık. Bence ucuz atlattı. Belki de serinin bir noktasında dönecek. Ee, ve geldik boyalı alana. Yani boyalı alan. Üçlük çıkmadıkça zaten e, maçın kaderinin kitleneceği yer. Boyalı alan, boyalı alan. Yani burada boyalı alanda üstünlüğü alacak takım ve buradan üstünlüğü alma yani üretmek dışında da boyalarına rahat girecek ve buradan top dolaşımını başlatacak, savunmanın ağırlık merkezini bozacak, buradaki üstünlüğü alacak takım oyun tıkandığında özellikle şutlar girmiyor, orta mesafe girmiyor, tıkanıyoruz, savunma yoğunlaştı, tempo yapamıyoruz. İşte artık drive, işte burada Holiday ve Middleton'a karşı gerçekten Booker ve Chris Paul'un ne kadar iyi drive edip edemeyeceğini göreceğiz ki burada Pat Connington da iyi iş çıkarıyor. Özellikle de wing'de ve köşede topu beklerken çok iyi fake'i var. Rahat giriyor. Karşısında aynı şey Cameron Payne yapabiliyor. İki takımın balı rotasyon da güzel çarpışıyor. Yine eksikliklere rağmen box tarafında. Esans ama bir yere kadar. Hani Cameron Payne, Cameron Johnson dışında daha böyle savunma katkısı alabileceği bir rotasyon var ama diğer taraftan bu iki oyuncu e Box'tan gelecek oyuncularla da biraz daha çarpışacaklar. Bakalım orada bu drive'ı ekstra oyunculardan da yaratabilecekler mi? Rotasyonda yaratabilecekler mi? Burada da yine Chris Paul'u kitlemek ve onu belki de tam sağ olarak yani tam sağ baskıyla devamlı zorlayarak yarı sağa yaklaşırken hemen böyle bir yakın sıkıştırma, full sıkıştırma gelmese de onun açılarına girecek, pas açılarına girecek şekilde kalarak bir yardım savunması getirebilirler ve top kaybına zorlayabilirler. Bu biraz daha e, sansız zorlarken box'ı da e, rahatlatacaktır. Peki box tarafına de, tekrar dönersek yani Budnoozer dedik ki 5. maçta switchleri yaptı, işine işine baktı. Çok da iyi sonuç aldı. Evet. Peki biz bu boyunca ne kadar daha gönebileceğiz? Yani Lopez şu an çok iyi oynuyor. Yani onu e, topsuz da kullandılar. Ya onu 5. maçta Bayanis gibi kullandılar. Bunu canlı maç yorumunda da söylemiştim. Baya Yanis gibi kullandı ama topsuz Yanis gibi. Trailer geldi. Işte kat etti. Topsuz oynadı. Boyalı çok yakın top alıp çok güçlü drive etti vesaire vesaire. Bunların hepsinden skor çıkardı. Ekstradan da tabii daha iyi bir şutu var Yanistan. Şimdi Lopez'i hücumda Aiton'ı çemberden uzaklaştıracak şekilde çok rahat konumlandırabilirler. Çünkü Lopez her noktadan şut atabiliyor. Ve bence en iyi nokta bunun için. Şimdi köşe olduğu zaman köşeden derin yardım zayıf tarafta kalırsa daha rahat oluyor ve devam bu sefer hani e, Lopez üçlüklerini hapsedebilecek kadar yardıma gelebilir ve boyalana yakın kalabilir. Bence o yüzden burada en iyi nokta onun biraz daha tepede kalmasını sağlayacak. Belki orta mesafe şuna yardım getirebilir ama uzun oyuncu olduğu için çok hızlı kalamayacağı için ki Eaton'ın ya da ayakları fena değil kanatlarda ya da tepede Lopez'i tutup Aiton eşleşmesinde Aiton'u çok zorlayabilirler bu seri özelinde. Çok büyük avantajları vardı. Çünkü şimdiye kadar bu kadar işte Davis'ti zaten onu en çok zorlayabilecek oyuncu ki ilk maçı çok tembel oynamış. Sonraki maçta çok iyi oynamıştı hücumda. Sonra sakatlandı zaten. Şimdi Lopez evet bir Eitan, bir Davis falan değil tabii ki. Ondan bahsetmiyorum ama eşleşme olarak zorlayabilecek doğru bir oyuncu. Burada e, Bucks'ın onu konumlandırmada spacing konumlandırmada çok dikkat etmesi lazım. Keza Portis o da şut atabiliyor. Yine de bu oyuncan ama şutu hap solunda ki bunu sans bunu isteyebilir. Ya biz her şeyi yapalım. Bundan dezavantaj çıkarma şansları olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Biz her şeyi yapalım ama top onlara hapsolsun. olsun. Nereye kadar atabilirler? Evet bir yere kadar atabilirler. Montenus bunu da yapabilir. Ki bu aynısını işte Atlanta'ya karşı Bucks da yaptı aslında. Bucks da bilmiyorum bu maçta daha riskli. Yani Booker'a ya da Chris Paul'a bunu yaparlar mı? Onlar için daha riskli. Zaten savunma direnmasına ne çözüm bulacaklar? Bunu ilk başta anlattığım konuydu. İki taraf için de geçerli. Bu riski bu, bu seride almak e, zor olabilir. Takır zaten söylemiştik. Yani burada e, en önemli oyuncu. Takır işte alıp işte Yanis'in olması büyük sıkıntı ama bir şekilde kısalabilirlerse belki Portis'le Portis'in esnekliğinden yararlanıp Takır'ı Aiton'la eşleştirip Portis'i belki Crowder'a doğru verip daha farklı bir şeyler deneyebilirler mi? Olabilir. Çünkü Takır e ekstra sayıları engellerken işin içine tabii ki Aiton screen'e gireceği için çok daha iyi bir switch olacak ve Ayton çağırdıkları her konumda Crowder'da çağırdıklarında hem Portis'i hem Takır'ı burada switch malzemesi haline getirebilirler. Buda da burada bir hamle yapmasını ya da bir tercih yapmasını bekliyorum. Farklı bir şey de çıkabilir tabi ama bu tarz bir tercih. Yani özetle Switch'i kolaylaştıracak bir tercih. Kesinlikle Box'dan bekliyorum artık özellikle de final serisinde. Middleton'a da geleceğim bu arada. Middleton'da da şuna bahsetmem lazım. 17 maçlık en uzun playoff serisini oynadı. 23.4 sayı, 8 rebound, 5.1 asist, 1.5 steal. Bundan daha yüksek skorlu bir sezonu var. Sanırım 2016 ya da 2015'te hatırlayamadım şu an. 2016 olabilir. Ama 2017, 2018'i pardon düşündüğümüzde 16.9 sayıda en berbat sezonu ki zaten ondan sonra eleştiriler üzerine çok gelmişti ki oradan da çok eleştirilmişti. Kontrat da çok eleştirilmişti. Ama oradan bugüne gelmesi onu çok rahatlattı. Ama bunun nedeni ne Yanis. Şimdi Yanis'in yokluğunda, burada Holiday'i de işin içine sokuyorum. O da 17.6 sayı, 5.6 riban, 8.4 asist ve 1.5 steal oynadı o da. Toplam 2 oyuncudan 3 steal çıkıyor. Bu da ayrı bir konu. Yani 3 steal yapan 2 tane scorer'ım var. Ee, özellikle Yanis yokken peki ne yaptılar? Evi kendilerine göre düzenlediler. Odanın şeklini değiştirdiler. Hücumlarda artık daha hareketli kalabiliyorlar. Kendi isteklerine göre yarattıkları hücumlarda şut tercih yapabiliyorlar. Yanis'i beklemek, Yanis'in topsuz oyunlarını kontrol etmek, onun toplu vakit kaybını beklemek zorunda değiller. Evet bunlar olumsuz gözüküyor. Evet olumsuz. Ben Yanis'i çok beğenen biri olarak bunu özellikle söylüyorum. Bunlar zaten olumsuz tarafları. Bunlardan hep bahsediyorum. O yokken bunu pozitife çevirebilir iki oyuncu. Evet savunmada olmayabilir. Ama hücumda çevirme ihtimalleri, Atlanta serisinde gösterdikleri üzere çok muhtemel. Ha sans savunması Atlanta savunmasından daha iyi. Şimdi bu iki oyuncu Yanis varken pardon daha doğrusu Baksucu mu Yanis varken mi daha rahat tıkanırdı Yanis yokken mi? Yanis varken. İşte bu iki oyuncunun yarı sahada güçlü olan sans savunmasını bozması lazım. Tembelliğe yer yok artık. Devamlı çembere atak. Devamlı boş şut yaratma kaygısı. Devamlı topsuz hareket. Holiday'in her, her ihtimalde o transition'da hemen geçiş hücumunu bulup, transition'da hemen doğ, pardon, doğru şutu bulup erken hücumu yaratması. Çok hızlı uzun pasları, tam sağ pasları atacak koşulların yapılması. İşte onlar için artık ev değişti, ev bu. Çok daha hareketli oynayabilirler yarı sahada. Yanis yokken, Yanis'in yokluğunu hücumda, Tekrar üstüne basıyorum. Avantaja çevirmek zorunda. Middleton gerçekten e, hakkını vererek oynadı. Atlanta senizde 27,5 27, 27 sayıda oynadı. Ama bir eksiği var. Üçlükler. Yani üçlük yüzdesi çok düşük kaldı. Üçlük konusundaki eksikliği bu seride özellikle de işte tıkanırsa e, oyun %27.5'la atıyor burada. E, oyun tıkanmaya başlarsa, boyal alan tıkanırsa, Aiton acayip oynarsa, sans savunması düşmezse, ön alanda par arka alanda ön alanda baskı artarsa vesaire vesaire İşte buralarda Middleton'ın üçlük yüzdesi de bir anda kritik hale gelebilir eğer Atlanta serisine gibi atarsa o zaman Sans öne geçiyor zaten kaldıratlara yer yok yani artık son olarak da şundan bahsedeceğim ee, Sans çok yüksek sayıda faal yapmayı müsait tabi Clippers'da bunu almayı müsaitti işte deminki konunun devamı aslında bu Middleton ve Holiday'in hatta e, yeri geldiğinde Lopez'in içeri topu aldığında e, hatta Pat de hızıyla far almak, alması gerekiyor. Asla dediğim gibi kaldırata yer yok, tembelliğe gerek yok. Sans'ı zorlamak istiyorlarsa far almaları lazım. Sans tarafında da dikkat etmeleri gereken konu oyunu sertleştirmeye çalışırken özellikle Chris Paul'un kendini kaybedip e, saçmaladığı işte kendini attığı dönemler sertleştireyim derken takip, rakibi tahrik edip oyunu pisleştirdiği dönemlerde takım biraz fazla gaza gelebiliyor herkes bir kontrolü kaybedebiliyor çok dikkat etmeli lazım ee, özellikle Booker Chris Paul, Aiton evet, Crowder bu oyuncular erken fare problemine girmemeli çok dikkat etmeli lazım ki karşılarında Yanis yine yok <laughs> Yanis'in fareyiz ki fena atmadığı maçlar oldu bu arada yükseltmişti yüzdesini biraz Atlanta serisinde ama Middleton'da Holiday'de çok iyi faal atan oyuncular. Çok dikkat etmeli. Holiday biraz daha kaçırma ihtimali olan bir oyuncu ama Middleton çok iyi faal atıyor. Onun özellikle zorlaması ve alması da onları e, çok bozacaktır. Deyip başka bakıyorum. Hani ekleyeceğim bir şey var mı? Hani e, zaten teknik konuların ana detayları böyle. Gerisi zaten oyuncuların bireysel performansları. Burada birebir oyunculardan bahsettim aslında biraz ama dediğim gibi Tucker'ın inanılmaz hasılı çok şey katıyor Milwaukee. Ye. Bu seride çok önemli. Yani çok yorgun bir hale gelebilir bir noktada. Uzun seriler oynadı. Özellikle de Brooklyn serisinde çok yıprandı. Ama artık onun içinde belki de son atış. Geçen bir tane işte görsel vardı. Houston'daki bütün takım arkadaşlarını eledi takır. Son Chris Paul kaldı. <laughs> yani Chris Paul'a karşı da özellikle ona da switch yapacağı anların olabilme ihtimalini düşündüğümüzde Gerçekten Tucker'ın performansı savunma tarafında acayip önemli olacak Milwaukee Bucks için keza e, Portisinde. Diğer tarafta Suns'ta e, Cameron Johnson kenardan gelip aşırı yüzdeli bir seri geçirdi. Cameron Johnson'ın bu kadar verimli oynaması onlar için büyük şanslı gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim %70 field goal %52.9 üçlük de oynadı. Ve 30 e, sadece 30 top kullandı toplamda. Ve toplamda 17 üçlük kullandı. Bu verimlilik özellikle de sansı kritik maçlarda ayakta tutan şeydi. Keza Cameron Payne de öyle. Yani Cameron Payne de evet hani yüzdeleri Cameron Johnson kadar yüksek değil ama Chris Paul'un yokluğunda iki maçta 18 asist çıkardı. Ve Chris Paul'u yine bu maç bu seride de sakatlık olabilir. Formsuzluk olabilir. Cameron Payne yine çok kritik olacak. Yani kenardan gelen iki oyuncu diğer tarafta Tucker'ın performansı rol oyuncuları içerisinde de belirli olacak iki takım adına belirleyici olacak iki takım adına deyip analizi tamamlıyorum. Yine sorularınız olursa ya da benim atladığımı düşündüğüm bir şey olursa zaten canlı yorumlarda çok detaylı konuşacağız. Bugün salı, salı günü de serinin ilk maçı başlıyor. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen pardon maç bu videoyu izleyip gecede maçın başına oturabileceksiniz. Biz de canlı yorumda Twitch'te olacağım ben de. saat Türkiye saatli saat 4'te olacak maç. Seri zaten ilk maç 6'sı ve 8'inde ilk iki maç. Sonra ikişer gün arayla devam edecek. Ona göre zaten takipte kalırsınız. Yine duyurulardan haberdar olmak için. Videolardan haberdar olmak için. işte Twitter'dan takip edin. Discord'a gelin. Burada çana tıklayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da final duyurularını atacağım. Hepsinin linki de zaten aşağıda var. Tıklayıp bir takip yaparsanız habersiz kalmayacaksınız kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşeceğiz bay bay